Evet, soru. Arkadaşlar, soruyu çözen var mı? Şeyde var mı? Bizi televizyonlarından dinleyenler de var mı? Yapacağım. Şimdi hemen cevabı hayır yaptık diye söyleyebilirler. Kalem oynatamadım. Çok bak şimdi. Bu yani hoş bir şey olduğu için gösteriyorum sadece size. Yani şey matematiksel düşünme konusunda bir fikir veriyor bence. Yani bir matematikte nasıl düşünülür konusunda fikir verdiği için söylüyorum. Yoksa tabii ki bütün bunları varsayıp da devam edebiliriz. Şimdi ne demiştik? Limit ha. X a'ya giderken f(x). L limit x a'ya giderken gx. M bundan limit x a'ya giderken fx artı gx l artı m. Şimdi yine epsilon verilmiş olsun diye şunu göstereceğiz mi? Limit göstereceğiz. Dolayısıyla epsilonla başlayacağım. Epsilon büyüktür 0 verilmiş olsun. Biz ne istiyoruz? Şunu göstermek istiyoruz. Öyle bir delta bulmak istiyorum ki bir delta büyüktür 0 bulmak istiyorum ki x eksi a delta'dan küçük olduğunda sonuç ne olsun istiyorum? Fonksiyon ne bu arada? Fonksiyon ne oldu? Fx artı gx eksi l artı m küçüktür. Epsilon olsun. Şimdi bunu nasıl yazacağım tabii ki tahmin edersiniz. Fx eksi l artı gx eksi m'nin epsilondan küçük olmasını istiyorum. Ama daha biz iki tane gibi bir şey olacak ama daha onları seçmedim. Şimdi yani bu x eksi a'yı seçmedim. Bu delta'yı arıyorum bunu. Nasıl arıyorum? Ben biliyorum ki bu epsilon için öyle bir delta var ki fx eksi l delta'dan küçük x eksi l delta'dan küçük olduğu zaman fx eksi l epsilon'dan küçük oluyor. Bu arada üçgen eşitsizliğini de söyleyeyim. Bu toplam neden küçüktür? Öncelikle bu küçüktür. Üçgen eşitsizliği ne diyor? Fx eksi l artı gx eksi m. Bundan küçük müdür bu? Bunu epsilondan küçük yapmak istiyorum. Bunu epsilon bölü 2'den küçük yapsam, bunu epsilon bölü 2'den küçük yapsam yeter mi? Bu mutlak değeri bu ikisinin etrafına yazdım. Bak bu tamamının dışında mutlak değer var. Biz, üçgen eşitsizliği ne diyor? A artı B'nin mutlak değeri küçük eşittir. A'nın mutlak değeri artı B'nin mutlak değeri. Değil mi? Burada onu yaptım. Burası A, burası B olmak üzere. A artı B'nin mutlak değeri, A'nın mutlak değeri artı B'nin mutlak değeridir. Şimdi ben bunu her hepsini yani küçük yapmayı biliyorum. X ile oynayarak. Çünkü limit var. Değil mi? Bunu epsilon bölü 2'den küçük yapsam. Epsilon bölü 2'den küçük yapsam. Bunu da epsilon bölü 2'den küçük yapsam. Toplam epsilon'dan küçük olur mu? Olur. Tamam. Şimdi o zaman hangi x'ler için hem bu epsilon 2'den epsilon bölü 2'den küçük olacak. Hangi der? Aha öyle bir delta alacağım ki. Şimdi öyle, biliyorum ki x öyle bir delta bir var ki öyle bir delta bir büyüktür sıfır var ki x eksi a delta birden küçük olduğu zaman
fx'i l epsilon bölü 2'den küçük oluyor. Tamam mı? Aynı zamanda öyle bir delta 2 var ki, delta 2 var ki x eksi a delta 2'den küçük olduğunda fx gx eksi eksi l m epsilon bölü 2'den küçük oluyor. Şimdi ne seçeceğim delta'yı? Öyle bir şey seçmem lazım ki hem bu doğru olsun hem bu doğru olsun. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu ikisi de doğru olursa toplamları epsilon'dan küçük olacak. Dolayısıyla bizim istediğimiz sağlanacak. Şimdi delta'yı seçmek bize kalmış. Delta 1'den küçükken x, delta 1 x eksi a delta 1'den küçükken birinci eşitsizlik doğru oluyor. X eksi a delta 2'den küçükken ikinci eşitsizlik doğru oluyor. Biz her ikisinin de doğru olmasını istiyoruz. Ne seçmeliyim delta'yı? Mesela şöyle değer vereyim. Delta 1 diyelim ki 1 bölü 3. Delta 2 de 1 bölü 2. Siz delta'yı ne seçersiniz ki ikisi birden doğru olsun? 1 bölü 3 kim dedi 1 bölü 3? 1 bölü 3 seçersin değil mi? Küçük olanı seçersin ki o bu delta şeyden 1 bölü 3'ten küçük olduğunda bu da 1 bölü 3'ten küçük olacak bari. Daha doğrusu bunu 1 bölü 3'ten küçük aldım. Bunu da 1 bölü 3'ten küçük aldım diyelim ki her ikisi birden doğru olur. Çünkü ikinci eşitlik 1 bölü 2'den küçük olduğu zaman doğru oluyordu delta. Ama 1 bölü 3'ten küçük olduğu zaman zaten doğru. Değil mi? Doğru. Şunu alacağım. Yazıyorum buraya. Delta eşittir minimum of delta 1, delta 2 alalım. Delta 1 ile delta 2'nin minimumu. Bu durumda x eksi a küçüktür delta olduğunda fx artı gx eksi l artı m o da küçük eşittir fx eksi l artı gx eksi m bu da küçük eşittir epsilon bölü 2 bu da küçük eşittir epsilon bölü 2 toplamı epsilon'dan küçük oluyor. Tamam. Eğer anlamadıysanız tekrar bakmanızı tavsiye ederim. Tamam. Şimdi. Peki. Şimdi gelelim zorlu şeylere. Limit x 0'a giderken 1 bölü x eşittir. Pardon x x 0'a giderken değmiyoruz. Onu sonra göstereceğiz. X a'ya giderken dedik hep. Sonsuza giderken limitleri de göstermem lazım. Şimdi şuna bakacağım. Limit x 0'a giderken teta 0'a giderken sinüs teta bölü teta. Bunu yaptınız mı? Özel bebek yapacaksınız. Yukarısı kaça gidiyor? Sinüs teta 0'a giderken x gösterdik. Sinüs teta 0'a giderken 0. Teta 0'a giderken 0'a gidiyor. İkisi de 0'a gidiyor. İkisi de 0'a gidiyorsa bir limiti olma şansı var. Sadece birisi 0'a gitseydi limiti olamazdı. Sadece birisi 0'a gitseydi 0 olurdu ya da evet, limiti olmazdı. Şimdi şöyle bir hani grafik şeyini çizelim. Sinüs teta şurası. Unutmayalım. Şu.
Kata. Kata şu şeyin uzunluğuydu, birim çemberde, değil mi? Ha? Sinüs teta da şurası. Karşısı. Şu uzunluk. Bu da bir de bu şurası. Diyor ki ikisi arasındaki oran, ikisi de sıfıra gidiyor ama ikisi arasındaki oran giderek bire yaklaşır diyor. Diyeceğim, demek istiyorum. Eğer çizerseniz bunu grafik şeye, çizdirirseniz internette bir sürü Wolfram diye bir web sitesi var, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Wolfram Beta. Ha, evet, yani istediğiniz hesabı yapıyor. Evet, Wolf da var. Beta. Beta. Şey, buraya herhangi bir fonksiyon girdiğiniz zaman onun işte türevini alıyor, integralini alıyor, alanı çiziyor, yani bir sürü işlemi yapıyor ve işlemin şeylerini de yapıyor, da basamaklarını da yapıyor. Sadece alfası da var. Alfası var mıymış? Var. Nerede? Yeni ha. Ben beta'yı biliyorum, beta versiyonunu. Ha? Bayağı şey, yani kalkülüste yaptığınız, sizin yapacağınız her türlü işlemi, yani nasıl bilgisayarlar nasıl hesaplıyor? Tabii ki türev falan alıyorlar bilgisayarlar ya da integral falan alıyorlar ama o böyle yaklaşık değerlerle, rasyonel fonksiyonlarla falan hesaplıyorlar. Yani orada yapılan işlemleri göstermek bayağı bir başka türlü bir mekanizma. Anlatabiliyor muyum? Bilgisayarın bir şey hesaplaması, yani bir şeyin türevinin 5'teki değerini hesaplaması başka. O bir şeyin türevini fonksiyon olarak bulması ve bunu adım adım göstermesi başka bir şey. İkisi ayrı konseptler. Bu şey yapıyor. Wolfram ikincisini yapıyor. Yani fonksiyon olarak şey yapıyor. Gösteriyor. Şimdi yani bu sinüs teta bölü tetayı siz şeye verseniz yani herhangi başka türlü işlem olarak, yani değerlerini koyarak, direkt daha küçük değerlerini alarak yapmak var bir de yani başka fonksiyon olarak görerek yapmak var. Tamam. Şimdi bunu göstermek ister misiniz? Bunu kanıtlayalım. Bunun değeri bir. Epsilon delta ile yapmayacağım. Şeyle yapacağım. Sandviç teoremi. Sandviç teoremiyle yapacağım. Ha? Sin teta bölü teta. Teta sıfıra giderken. Ha? Sandviç teoremiyle mi? Tamam. Şimdi ben ha, ama ilk önce şey yapmam lazım galiba. Tek taraflı limitler. Bir sağdan soldan limit. Onu yapayım. Çünkü burada bunu kanıtlarken tek taraflı limitlerden bahsetmem lazım. Sağdan soldan limit. Şimdi limit tanımını yaptığımız zaman ne yapıyorum hani epsilon delta tanımında bir aralıklardan bahsediyorum. Hep A'nın etrafında aralık var, L'nin etrafında aralık var. Hep öyle öyle bahsediyorum ya. Şimdi ya da size o böyle informal tanımı yaparken ne demiştim? Ne istiyorum ben? X'i A'ya yakın alarak f(x)'i L'ye istediğim kadar yakın alabilmeyi istiyorum. Tamam. X'i A'ya yakınlaştırarak f(x)'i L'e istediğim kadar yakınlaştırmayı istiyorum ya. Şimdi şöyle olsa, x'i A'dan büyük ama A'ya yakın alarak f(x)'i L'ye istediğim kadar yakınlaştırabiliyorsam, o zaman
fonksiyonu X A'ya, A'dan büyük ya, yukarıdan yaklaşıyor A'ya. Ne deniyor? Sağdan yaklaşıyor A'ya. Sağdan yaklaşarak L'ye varıyorum demek. Tamam mı? Şöyle yapalım. Mesela az önce verdiğimiz şey örneği vardı. Fx eşittir. Bir eğer x küçük eşittir 1 ise, küçüktür 1 ise, 2 eğer x büyük eşittir 1 ise, böyle bir şeydi değil mi? Şöyle bir şeydi. Şöyle boşluk, sonra böyle çıkıyoruz. Şu fonksiyon. Şimdi burası 1. 1'e soldan da yaklaşabilirsiniz, sağdan da yaklaşabilirsiniz. 1'e soldan yaklaşırken durum başka görünüyor. Sağdan yaklaşırken durum başka görünüyor. İki tane farklı limit ortaya çıkıyor. 1'e soldan yaklaşırken fx'in limiti kaç olmalı? 1 olmalı. 1'e soldan yaklaşırken fx'in limiti 2 olmalı. 2 değil mi? Yani peki bunu nasıl tanımlayalım? Yani şey, epsilon deltalı değil de şey diye informal tanımıyla yapacak olursam, eğer x'in a'dan büyük ve a'ya yaklaşıyorken fx l'ye istediğiniz kadar yakınlaşabiliyorsa fx limit x a'ya gidiyor. Nereden gidiyor? Pozitiften gidiyor. Yukarıdan gidiyor. A'dan büyük çünkü. Eşittir L deriz. X fx'in x a'ya sağdan giderken fx'in limiti L yani demek. Sağdan yerine ben bazen yukarıdan da diyorum. Peki şey nasıl olmalı? Limit x a'ya giderken eksi sol fx eşittir L demek ne demek? Aynı ifade A'dan küçük olacak bu tek küçük. Yani eğer X A'dan küçük ve A'ya yaklaşıyorken fx de L'ye istediğimiz kadar yaklaşıyorsa, ne kadar istersek o kadar yaklaşıyorsa, o zaman bu sefer soldan yaklaşırken fx'in limiti demek diyorum. Şimdi bir tane örnek, çok bariz bir örnek var. Şu. Fx fonksiyonu şu olsun. X a bölü x olsun. X eşit değildir sıfırken, x eşittir sıfırken buna bir değer vermek istiyorum. Bir değer olarak da eğer bunun limiti varsa bu fonksiyonun o değeri vermek istiyorum. Tamam. X sıfırda tanımlı değil bu fonksiyon, farkındaysanız. Çünkü paydası sıfır oluyor. Peki sıfırda tanımlı değil. Limit soldan sıfıra giderken bu şeyin
x büyüktür sıfırken limit x sıfırı artıdan giderken fx'in limiti ne olacak sizce? Peki limit x sıfıra sağdan giderken, hani soldan giderken fx'in limiti ne olacak? Bu ikisini bulmanızı istiyorum. Dolayısıyla bu fonksiyon aslında limit x sıfıra eksiden giderken eksi x bölü x fonksiyonu ile aynı limiti taşıyor. Aynı değeri alıyor. Yani bu da limit x sıfıra eksiden giderken eksi bir fonksiyonuyla aynı değerleri alıyor. O da eksi bir eşit. Tamam. Eksi birinden farklı. Sıfıra giderken birisi artı bir, birisi eksi bir. Peki eğer böyle farklılarsa, aynı noktaya giderken fonksiyonlar farklı yerlere gidiyorsa, bu durumda eliniz böyle bir kalk çizmemiz lazım. Şey. Dolayısıyla şimdi süreklilikten bahsetmenin zamanı bence. Bir fonksiyonun sürekli olması ne demek? Ne olmalı sizce? Her noktada limit olmalı. Mesela tamam, çok güzel. Durmuş. Durmuş. Ömer diyecektim nedense. Her noktada limit olmalı. Fonksiyonun. Şuna bakalım. Fonksiyonum şu. Fx fonksiyonu. X kare eksi 1 bölü x eksi 1, eğer x eşit değildir 1 ise 1, eğer x eşittir 1 ise. Tanımlı, hayır. Bir de tanımlı. Diyelim 1'de limiti yok. Hadi 1'de limiti var ama 1 fx bir değeri yok. Olmuyor. Olmaz. Sürekliliği bozulur. Soracağım birazdan ama durmuştan söyle o zaman. Durmuş söyleyebilir misin? Bu fonksiyon x kare eksi 1 bölü x eksi 1. Her yerde limiti var mı? Tanımlı olduğu her yerde limit var. Tanımlı olduğu her yerde ama her yerde tanımlı. Bütün reallerde tanımlı. Yani yukarıdaki mi? Fx fonksiyonu her yerde tanımlı. Peki x1'e giderken limiti var mı bu fonksiyonun? Var. Neye eşit? X1'e giderken bunun limiti? Yaptık bu fonksiyonun limitini. Bu aslında neye benziyor bu fonksiyon farkındaysanız? X artı bir fonksiyonuna benziyor. Değil mi? Sıfır, bir hariç bir de bir boşluk var. Çünkü bir de ne yapacağını bilemiyor yukarıdaki kısım. Bir hariç x artı bir fonksiyonuna benziyor. Bir de ne yapıyormuş? Bir de bir değerini alıyormuş. Güzel. Bu fonksiyon sürekli olmalı mı sizce? Olmamalı. Mümkün tekim değil. Ama bu fonksiyonun her noktada limiti var. Değil mi? Durmuş. Bir de limiti var mı? Var. Kaç? İki. Evet. Bir de limiti 2. Bir değil. Ya şimdi sürekli olması için her noktada tanımlı bir limit olması mı gerekiyor? Her noktada limit olması gerekiyor. Her noktada tanımlı olması gerekiyor. Çok güzel söyledin. Bir şey daha gerekiyor. O noktadaki değerinin, tanımlının değerinin o limite de eşit olması gerekiyor. Üç şey gerekiyor yani. Tekrarlıyorum. Dedi ki Salih, bir fonksiyonun sürekli olması için her noktada tanımlı olması mı gerekiyor dedi. Tanımlı olması ve her noktada limitinin olması mı gerekiyor dedi. Bu ikisi gerekiyor. Birincisi her noktada tanımlı olması gerekiyor. Bir noktada tanımlı değilse, yani şöyle bir şeyse, mesela şurasını sildim. Bu sürekli değil belli ki. Bakın yani sürekli değil. Görünüyor şeyden. Her noktada limiti olması gerekiyor. Ama her noktada limiti olması da yeterli değil. Değil mi? Üstüne üstlük bu tanımlı olduğu değer limite eşit olmalı. Her noktadaki. Yani. O noktadaki değeri yazıyorum. Dünyanın en kötü tebeşiriyle.
f fonksiyonu, fx fonksiyonu. A'da tanımlı sürekli olması demek. Demek 1 A'da tanımlı olması demek. Yani A, F A'nın var olması demek. A'da tanımlı olması. Olması. 2 A'da limitin olması. Limit X A'ya Fx var olması. Üçüncüsü de bu tanımının A'daki değerinin limite eşit olması. Limit X A'ya giderken Fx'in F A değerine eşit olması gerekiyor. Demektir. Yani üç koşul var. Bir, fonksiyonun sürekli olması için. Bir, tanımlı olacak. Her yerde iki, yani işte A'da, A'da tanımlı olacak. İki, A'da limiti olacak. Üç, o limitin değeri A'daki değerine eşit olacak. Yani. Bak mesela burada ne yanlıştı? Burada ne hatalı, ne hatalı gitti? Üçüncü koşul olmadı. Tanımlı, F1, 1 limiti var. X1'e giderken limiti kendisi ama şey değil, eşit değiller bu limitle. Var şey yaptınız eğer. Bunu şöyle yazalım. Mesela fx fonksiyonu yukarıdaki bir eğer x eşittir bir fonksiyonu 1'de sürekli değil. Bu arada bir fonksiyonun bir noktada limiti olması demek, hem sağdan limiti olması demek, hem soldan limiti olması demek, bir de sağdan limitinin soldan limitine eşit olması demek. Tamam mı? Onu da söylemiş olayım. Şimdi daha değişik bir şey yapmak için hazır mısınız? Ha? Birim çemberi çizdim. Yine. Hayır. Birim çemberi benzemiyor. Birim çemberin bir parçası olduğunu düşünün bunu, tamam mı? Burası bir birim uzunlukta. Okay. Burası O. Burası bir nokta. Böyle dikindim. Burası bir birim uzunlukta diyelim ki. Bir. Burası sinüs x. Sinüs theta. Burası kosinüs theta. Burası da bir üçgen. P. Alalım hatırlarsanız T A ve Q. Şu uzunluk neydi? Hatırlayan var mı? Şurası. Hı? Tanjant teta. Şimdi 3 tane alanı karşılaştıracağım. Alanları karşılaştıracağım. 1 3. Birincisi şey Şu üçgenin alanı. Yani o ne? O, P, A üçgenin alanı. O, P, A üçgeni alanı. İkincisi şu sektör, yani çemberin bir parçasını karşılaştırmak istiyorum. O da şu parçası. Şu. Şunun alanı kaç? Söyleyebilir misiniz? Burası teta ise eğer. Ha?
1'e kare çarptı. Del tarafı çekti. Teta bölü 360. Hayır. 360 mı? Ya bu teta radyan cinsinden. Efendim? Radyan cinsinden ya teta. Ha. Şey o. Teta bölü. Ha? Bir de bildim bakın da. Sinüs olan teoreminden yüksek olmaz mı? Ha? Ya, şey 1'e kare çarptı. Teta bölü 2 pi. Benden. Teta bölü 2 pi. 2 pi 360 radyan ya. Yani 2 pi radyan 360 derece ya. Pi r kare çarpı teta bölü 2 pi, piler gitti. Şey yani ne oldu? Tamam. Dediniz ki. Pi r kare r 1 zaten çarpı teta bölü 2 pi dedik. Teta bölü 2 oluyor. Evet, çünkü R'de 1. Ha? R karede 1. Evet. Şimdi hangisi daha büyük? Bu yeşil alanlı yoksa kırmızı alanlı? Peki, kırmızı şey. Şöyle yapayım. Küçük eşittir. Buna OPA. OPA açısı. Efendim? Yeşil alan neresi? Yeşil alan OPA üçgeninin alanı. Nerede paylaşırız? Üçgen. OPA üçgeni. Aha. Ondan sonra bir tane kırmızı alanda OPA sektörü deniyor. Bunun alanı. Bir de şu mavi alanı yapalım. OTA üçgeninin alanı bu da. Bu da ondan daha büyük değil mi şeyden sektörden? OTA üçgeninin alanı. Bunlar alanları diye düşünüyorum. Tamam. Bu eşitsizlik doğru mu? Evet. Şimdi bunun alanı ne kadar? Şey bu yeşil alan. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani taban kaçtı? Taban 1 yükseklik sin teta 1 çarpı sin teta bölü 2 bu. Bu kaç? Bunu bulduk. Teta bölü 2 diye bulmadık mı? Alanı. Bütün şeyin evet bu da ne oluyor? Teta bölü 2. Bu ne olacak peki? Burası ne? Burası bir, taban bir, yükseklik tanjant teta, tan teta bölü iki. Böyle bir sıralama var. Yani sinüs, şurası tanjant. Burası sinüs, teta, tanjant teta sıralaması var değil mi? Şimdi eğer teta açısı sıfırdan büyükse, sinüs teta da sıfırdan büyük. Doğru mudur? Sıfıra yaklaşırken, limit sıfıra yaklaşırken teta sıfıra giderken artıdan sin teta büyüktür sıfır. Her tarafı sin teta'ya bölebilir miyim? Bu ikilerden kurtulayım isterseniz. Öncelikle. Sin teta teta daha büyük. O da tanjant teta. O da sinüs bölü sin teta bölü kos teta diye yazabilirim. Sinüs sıfırdan büyükken, sıfıra yaklaşırken pozitif oluyor. Dolayısıyla pozitif bir şeye bölersem her tarafı eşitsizlik değişir mi? Bunu her tarafı sin teta sıfırdan büyük olduğu için her tarafı sin teta'ya böl. Ne oldu burası? Sin teta bölü sin teta. İstersen ha şöyle bir bölüsünü almak istiyorum ama neyse. Büyük eşittir.
Tersine çevirsem ne oluyor peki bunları? 1 bölü 1 bölü alırsam eşitsizliğin yönü değişir değil mi? Her birinin 1 bölüsünü alırsam. Öncelikle her birinin şeyini alayım. Şuraya geçeyim. Şu var elimizde. Sin teta küçük eşittir teta küçük eşittir sin teta bölü cos teta. Bunlar. Şimdi bunun 1 bölü her birinin tersini alıyorum çarpımsal. Yani ne olacak burada? 1 bölü sin teta büyük eşittir 1 bölü teta büyük eşittir cos teta bölü sin teta. Doğru mu? Şimdi her tarafı sinüs teta ile çarpacağım şimdi. Sinüs teta büyüktür sıfır olduğundan. Her tarafı sinüs teta ile çarp. İle çarp. Eşitsizlik değişmiyor. Bu durumda ne oldu? 1 büyük eşittir sin teta bölü teta büyük eşittir cos teta. Teta 0'a giderken yukarıdan pozitiften bu eşitsizlik doğru demek ki. Teta 0'a giderken burası nereye gidiyor? Ha? Burası nereye gidiyor? Sabit bir fonksiyonu. O da 1'e. Demek ki sin teta bölü teta nereye gidiyor? 1'e gitmek zorunda. Bu 1'e gidiyor. Bu da 1'e gidiyor. Demek ki sandviç teoreminden limit teta sıfıra artıdan giderken sin teta bölü teta eşittir neymiş? 1. Peki teta sıfıra eksiden giderken ne olacak? Limit teta sıfıra eksiden giderken sin teta bölü teta'ya bakacağım. Sin eksi teta bölü teta'ya bakayım. Teta 0 eksiden giderken eksi teta artıdan gider değil mi? Burası yani istediğimiz koşullar, buradaki koşullar sağlanır. Yani pozitif olur. Sin eksi teta neye eşit? Sinüs tek miydi çift miydi fonksiyon? Ha? Tek. Güzel. O zaman bu ne? Limit teta sıfıra eksiden giderken eksi sin teta böyle eksi teta'ya eşit. Ha? Bunlar sadeleşti eksiler. Demek ki limit teta sıfıra eksiden giderken sin teta böyle teta eşittir 1 oluyor. Tekrar bakarsınız eğer.